Lübnan'ın Beka Vadisi'nden doğarak Suriye'ye geçip Türkiye'den 98 kilometre yol kat edip Asya'ya dökülen bir asi bir nehirdir. Dolayısıyla beraberinde de çok büyük kirlilikler getirerek hem denizlerimizi hem şehrin içindeki görüntüsünü de bozuyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı statüsüne kavuştuktan sonra Sayın Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın bir sözü vardı. Asiyi temizleyeceğim, kokusunu yok edeceğim ve güzel bir görünüme kavuşturacağım diye. Ve Sayın Başkanımız bu konuda sözünde durdu. Dünyanın 5. Avrupa'nın 2. ve Türkiye'nin en büyük membran, biyoreaktör arıtma tesisini kurduk. Ve gördüğünüz gibi şu anda Asi'nin suyu temiz ve kokusuz. Bu çerçevede de biz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak bu temiz suya kavuşan Asi Nehri'nin daha da güzelleşmesi ve kirlilikten arınması için çalışmalar sürdürüyoruz. Belediyemiz burada mesela Asi boyunca kamelyalar yapmış, oturacak balkonlar yapmış. Yani oradan resmen üstümüze çöp atan, poşet atan, pet şişe mi atan dersin. Yani milletimizi bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz aslında. Keşke imkanımız olsa da sürekli bu işi yapabilsek. Ama biliyorsunuz yani bu kış ayına girmiş bulunmaktayız. Bundan sonra su biraz daha yükselecek. Akıntı da biraz daha olacak. Bir böyle olduğunda bu tekne burada barınamayacak. Bu sefer de artık iş vatandaşlara düşüyor yani. Su sümbülleri. Su sümbülleri bu mevsimde çok yoğun bir kirlilik oluşturuyor. Aslında su sümbülleri bir nevi çevre dostudur, bir nevi de kirleticidir. Nasıl çevre dostudur? Malumunuz bölgemiz tarımsal bir bölge. Oradan nitrat, fosfat ve potasyum ağırlıklı kirlilik Asi Nehri'ni kirletiyor ve bunlar bu yıl azot fosforu emerek, absorbe ederek beslendiği için hem çoğalıyor hem aslında azot fosfat kirliliğini önlemiş oluyor. Bu anlamda da yayılmacı, istilacı olduğu için de yayılıyor. Yayıldıkça da kışın yağmurlarla birlikte kopuyor ve köprü ayaklarına takılarak nehrin yüzeyini kaplıyor. Zararı burada ortaya çıkıyor. Çünkü sudaki çözülmüş oksijeni alarak suda yaşayan canlıların da yaşamlarını bir ölçüde engelliyor. Bu konuda da bizim yoğun çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız bu mevsimde su sümbüleriyle ilgili de mücadelemiz sürüyor. Dediğim gibi Hatay'ımız hem tarihi, sosyal, kültürel, dini inançlar bakımından çok önemli bir il. Bu ile layık bir şekilde, tarihine layık bir şekilde biz çalışmalar yapıyoruz. Sayın Başkanımızın da her konuda söz verdiği gibi bu kirlilikle ilgili, çevreyle ilgili sözlerinde biz talimatlarını yerine getiriyoruz ve Hatay'ımızı yakışır bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Burada önemli olan şudur. Biz bu çalışmaları yürütürken en önemlisi de vatandaşlarımızın buna katkı sağlaması. Malumunuz dünya kadar masraflar ediyorsunuz, arıtma tesisleri kuruyorsunuz, işte tekne kiralıyorsunuz, tekne satın alıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz. Bu yoğun bir şekilde iş gücü de katarak emek sarf ediyoruz. Geçen ay biz 5 ton topladık. Bu ayda 6 ton yüzey atık topladık. Yani bu çok önemli bir rakam aslında. Çok eski zamanlarda Samandağ'da yaşayan bir ejderha varmış. Bu ejderha her yıl kurban edilecek bir kız istiyormuş şehirden. Bu isteği yerine gelmezse suyun önünü kesip bölgeyi susuz bırakacağını söylüyormuş. Yıllar yılları kovalamış ve gün gelmiş kralın kızını istemiş ejderha. Şehir yasa boğulmuş ancak yapacak da pek bir şey yokmuş. Kralın kızı kurban edilmek üzere ejderhanın ineceği dağa götürülmüş. Ejderha iştahla dağdan inerken Hıdır yetişip ejderhanın kalbine kılıç saplamış. Ejderha yalvarmış, "Bir daha vur da tez öleyim."
Hıdır ejderhaya bir kez daha vurursa iyileşeceğini bildiğinden onu bırakmış. Acı içinde kıvranan ejderha yerleri gökleri sarsmış. Dağlara tepelere çarpa çarpa gitmiş. Acısından kendini Lübnan dağlarına atmış. Burada da başını bir kayaya sertçe çarpmış. Bir anda sular fışkırmaya başlamış, nehir olmuş. Deli gibi akan nehir ejderhayı da önüne katıp geldiği topraklara taşımış ve buradan da denize atmış. Bu nehrin suyundan içen Hıdır'sa ölümsüz olmuş. İşte bu nehir bugün bizim bildiğimiz Asi Nehri'dir. Antiochus'un ordusu. Savaş dönüşü Antiochus'un ordusu, Orontes kıyılarına dayanınca, suları bol Orontes'e soyundu ırmak boyunca. Yorgunluğunu, susuzluğunu, gururunu. Kral buyruğu dedi buyrukçu başı, rütbeli rütbesiz tüm savaşçılara. 1. Kanlarınızı, terlerinizi, ellerinizi yıkamayın ırmakta. 2. Pisinizi dökmeyin, işemeyin, kirletmeyin. 3. Yetecek kadar su doldurun kaplarınıza, ne eksik ne fazla. Tanrılarımızın nimetine saygılı olun. Diyeti budur utkumuzun. Asi Nehri Lübnan Dağları arasında Beka Vadisi'nden inen derelerin birleşmesiyle doğup Suriye topraklarından geçiyor. Etun yöresinde Türkiye topraklarına giren yaklaşık 30 kilometre boyunca Türkiye-Suriye sınırında aktıktan sonra batıya dönüyor. Kavşıt yakınlarında Karasu ile Afrin çayının karışımından oluşmuş Küçük Asi ile birleşen nehir, Antakya'nın ortasından geçip Samandağ'da bir delta oluşturarak Akdeniz'e dökülüyor. Antik çağlarda küçük tonajlı gemilerin gidip gelmesine olanak veren ve Antakya'yı yıllar boyunca bu şekilde Akdeniz'e bağlayan bu ırmağa Asurlular Arantu adını vermiş. Tifon, Drakon, Ofites ve Elenard adlarıyla da anılan bu ırmağın adını İmparator Tibrius, doğudan anlamına gelen Orontes koymuş. Türklerse ona yarar anlamına gelen Ası adını vermeyi uygun görmüşler. Bu sözcük zamanla değişip farklılaşmış ve kışın yağan yağmurlardan taşıp etrafındaki her şeyi yıkması nedeniyle Asi denilmeye başlanmış.